1. İkinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 146 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. İkinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 146c. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Cevap: 11. inek, 12. parya, 13. sankha, 14. om, 15. teyen. 10. Hinduizm'de inek doğurganlık ve bereketin sembolü olarak kutsal kabul edilir. 11. Hinduizm'de kast dışı kabul edilen ve insan yerine konulmayan gruba parya denir. 12. Dünyanın en eski rahipler topluluğuna sankha teşkilatı denilmektedir. 13. Hintlilerde ortak ibadet sembolü olan vedaları okumaya başlamadan önce söylenen kelimeye om denir. 14. Konfüçyanizm'de tabiat düzeninin yöneticisi, her şeyin üstündeki yaratıcı kudrete teyen denir. Konfüçyüs, 551'de Çin'de şimdiki Shantung'un bir bölümü olan Lü eyaletinin Tsou şehrinde dünyaya gelmiştir. Ona verilen Konfüçyüs ismi, Kung Fu, Üstad veya Filozof Kung, Latincesidir. 3 yaşında babasını kaybetmiş ve hayatı yoksulluklar içinde geçmiştir. Öğrenmeye olan sevgi ve merakı sebebiyle 15 yaşından itibaren kendisini ilme vermiştir. 19 yaşından itibaren bir okul açmış ve öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Eğitimdeki amacı, zamanın insanlarına geçmişin iyi bir yorumunu yapmaktı. Eski bilgelerin faziletlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle, Çin'e barış ve huzuru nasıl getirdiklerini göstermekti. Konfüçyüs'ün gayesi ideal insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktı. 15. Konfüçyüs ismi nereden gelmektedir? Açıklayınız. Cevap: Latince Kung Fu, Üstad veya Filozof Kung'den gelmektedir. 16. Konfüçyüs'ün çocukluk hayatı hakkında bilgi veriniz. Cevap: 3 yaşında babasını kaybetmiş ve hayatı yoksulluklar içinde geçmiştir. Öğrenmeye olan sevgi ve merakı sebebiyle 15 yaşından itibaren kendisini ilme vermiştir. 17. Konfüçyüs'ün amacı ve ideali nedir? Açıklayınız. Cevap: Eğitimdeki amacı, zamanın insanlarına geçmişin iyi bir yorumunu yapmaktı. Eski bilgelerin faziletlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle, Çin'e barış ve huzuru nasıl getirdiklerini göstermekti. Konfüçyüs'ün gayesi ideal insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktı. Aşağıda verilen kavramları uygun şekilde eşleştiriniz. Cevap: 1. İkinci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 146 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.